sesi Hoş geldin Gülücük. Ben de çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben sana nasılsın diye sormadım ki. Ben de o yüzden söylüyorum ya işte. İnsan bir yere gidince merhaba nasılsınız demez mi? Sen buraya geldin öyle demez misin? Merhaba nasılsınız Şebnem abla? Cığım. İyiyim Gülücük. Sen nasılsın? E, süper ötesi gibi bir şeyim. Ama tam da süper ötesi sayılmaz. Öyle garip gibi sayılmaz öyle tamam tamam gülcük anlaşıldı sorduğuma pişman etme ee, sen günlüğünü mü okuyacaktın öyle bir şey söylüyordun ha, ha. E, okumaya başla istersen dinliyorum seni <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ses deneme 1 2 3 4 5 tamam tamam abartma tamam ben dinliyorum başlıyorum başla ha, ha. tamam bugün sabah Evet, sonra ne sonrası? Bu kadar? Bir de tarih yazdım yukarıya. Tarih tamam. Günlük hangi gün yazılmış? Bunu anlamamız için gerekli. Çok güzel ama bu yazdığın şey senin günlük değil. Günlük değil gülücük. Yani üzülmeni hiç istemem ama bir satırlık günlük olmaz. Hı? Bir buçuk satır. Bir buçuk satırlık da günlük olmaz. Bütün bir gün yaptığın şeyleri, başına gelen olayları, onları falan anlatmalısın, onlardan bahsetmelisin. Bütün gün başıma okul geldi. E başka bir şey yok. Okulda neler oldu? Sevindin mi? Üzüldün mü? Arkadaşlarınla oynadın mı? Derslerde ilginç bir şey oldu mu? Olmadı mı? Okul hiç ilginç değil ki zaten. Gülücük. Tamam tamam. Biraz ilginç diyelim. Neyse, şöyle düşün. Yıllar sonra okuduğunda, ah ne güzel günlermiş, bak bak şunu da yapmışız, başıma neler gelmiş, işte ya da ay ne kadar kötü şeyler olmuş o gün, bunları söyleyebilmelisin günlüğü okuduğunda. Senin yazdıklarından yani hiçbir şey çıkarmak mümkün değil ki. Kötü olmuş yani. Ha. Hayır hayır, öyle demedim, kötü demedim. Öyleymiş gibi dedin. Çok alıngansın ama ben sana diyorum ki, bak ne dediğimi dinle, diyorum ki detaylı yazmalısın. Önce tarihi yaz. Yazdım onu. Sonra sevgili günlüğüm diye başla. Bugün okula giderken yolda bir köpek yavrusu gördüm. O kadar tatlıydı ki eve götürmek istedim. Görmedim ki ben servisle gidiyorum okula. <laughs> onu söylemiyorum. Örnek veriyorum böyle yazabilirsin diyorum sana. He. Sen köpek görmezsin de kuş görürsün. Görmedim. Kaza olur, başka ilginç bir şey olur. Bir arkadaşına rastlarsın. Oha her gördüğümü yazarsam akşam olur ama Gördüğün ya da başına gelen önemli şeyleri Gülücük ondan bahsediyorum Dişimi fırçaladım yattım cümlesini eklesem yeter miydi acaba? Neresi ilginç bunun? Ben ak her akşam diş fırçalamıyorum ki <laughs> çok ilginç Gülücük Neyse bu konulara pek girmeyelim Bence de girmeyelim çünkü seni izleyen arkadaşlarında seni örnek alıyorlar Beni anladın mı peki? Anladım. Günlük yazma konusunda çalışacağım. Tarihi yazacağım. Soru tarihte başıma böyle 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 gelenleri uzun 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 yazacağım. Evet, aferin sana. Şey gibi düşün. Belli bir sırayla o gün neler oldu bitti onları yazacaksın e, olayları böyle geniş bir şekilde anlatacaksın sonra her gün yaptığın şeyleri böyle tek tek yazmana gerek yok işte e, ne bileyim dişimi fırçaladım kalktım yattım saçımı taradım yazabilir miyim? Yani bunu da yazmana gerek yok. O da çok yani her zaman yaptığın bir şey değil mi? Mesela şöyle olabilir. O gün saçını kestirmişsindir. Çok ilginç şeyler olmuştur. Ondan bahsedebilirsin. Hem birkaç ay sonra saçını ne zaman kestirdiğini mesela hatırlamak istersen oradan tarihe bakarsın. Neler olduğuna bakarsın. Aa, bunu hiç de öyle düşünmemiştim. ...yıllar sonra hatıra olacak bunlar sana... ...yani kardeşlerini, anneni, babanı... ...o gün ne komiklikler yaptığını... ...bunları hatırlayacaksın düşünsene... ...nostalji gibi bir şey... Hmm. ...evet onun gibi bir şey... ...bir günlüğüme kilit almam lazım... ...kardeşlerim kurcalarlarla yurtarlar. ...hatta Kamil onu yer... ...neyi yer? ...günlüğümü... ...kağıt yemeye bayılıyor... Tamam peki, ben sana kilitli bir günlük hediye edeceğim. Ne zaman? Ne zaman istersen. Şimdi. E, e peki, tamam şimdi. Yalnız sen burada otur, iki dakika bekle. Ben üzerimi değiştirip geleyim, olur mu? Çıkalım birlikte. Tamam, aa bir, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bir de arkadaşlar benim kanalıma abone olurlar mı? Söyler misin? E sen söyledin ya zaten. Tamam, ben onlara sonraları günlükle okuyacağım. Ole günlük hem de kilidi var. Böyle mucuk diye kilitleyeceğim. Mucuk diye mi? Gelecek.